Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mukavvadan bir tane bumerang yaptım. Testini yaptım, uçtu. Bunun yapımını da sizinle paylaşmak istiyorum. İki kattan oluşturdum. Yapıştırıcı olarak sıcak silikon kullandım. Bunun uçurmayı da göstereceğim size. Prensip aynı. Şu şekilde helikopter kanadına benzeterek iki katlı basit bir bumerang oldu. Daire şeklinde 8 santimetrelik bir daire çizdikten sonra 3 eşit parçaya üçgen olacak şekilde ayarladıktan sonra bir kanat uzunluğu 13,5 santimetre. Kanat genişliği 3,5 santimetre. 2 adet hazırlıyoruz. İlk önce şöyle bir parça hazırladım. Sonrasında bunu 3 eşit parçaya böldükten sonra üçgeni oluşturdum. Size kolaylık olması adına 8 santimetrelik bir çember çizdikten sonra şu şekilde bir dikdörtgen çizersiniz. Basit bir taktiğini de söyleyeyim. Üçkenardan buraya 29 santimetrelik bir mesafesi var. Her birini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 29,2 tam ölçü olacaktır. Şu şekilde. Üç kenarını da çizmiş olursunuz. Buradan aldıktan sonra çevirirsiniz. Bir çizgi attıktan sonra. Sonrasında 29 santimetreyi buradan buraya ölçersiniz. 29,2. Sonra burayı da çevirdikten sonra şuradan bu köşeye de 29,2 yaptıktan sonra üç kanat da eşit olmuş olur. 2 adet hazırlayacağım şimdi. Bu şablonu kontrplakla da kullanabilirsiniz. Kontrplaktan yapabileceğiniz şablon olarak da kullanabilirsiniz. Bunu bir keselim. Bıçağıyla da kesebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Kırtasiyelerde mukavva diye satılıyor. Önceden mukavvalar daha kalındı ama bu kartonla mukavvanın arasında bir ölçüye sahip. İsterseniz bir tanesini sarı, diğerini kırmızı veyahut da dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Sarı, kırmızı, mavi gibi renkler havada uçarken güzel gözüküyor. Yalnız bu kağıttan, kartondan yaptığımız bumerangları rüzgarlı havada uçurmak biraz zor. Rüzgarsız havada uçurmanızı tavsiye ederim. Yapıştırıcı olarak sıcak silikon kullanıyorum. Ben bıçak kullanıyorum. Sebebi maket bıçağıyla rahat edemiyorum. Bunu sürekli bileme şansım da oluyor. Ve istediğim kadar güç de uygulamış oluyorum. Sivri uçlu, keskin bir bıçak. Kesimlerde rahat edersiniz. Ama kesici olduğu için de dikkat edin. Ben her ikisini de sarı yapacağım. Ortadaki deliğini sonrasında açabiliriz. Bazı modellerde kanat uzunluğu, kanat genişliği ve bumerangın ağırlığı bumerangın uçuşuna etki ediyor. O yüzden birkaç denemeden sonra kaliteli uçuş yapacak bir bumerang elde edebilirsiniz. Ben onlarca kez uğraştığım oluyor bir model için.
kanat eğimlerini vermemiz gerekiyor. Arka taraf düz. Sadece tek tarafınınkine şekil vereceğiz. Şu hangi elle atıyorsak uzun tarafı, mesela ben solak olduğum için şu şekilde tutuyorum ve uzun tarafı, şekil verdiğim taraf benden tarafa doğru bakıyor, yani içe bakıyor ve uzun kısmı ön tarafa geliyor. Ama sağ elle atacak arkadaşlar için bu ön tarafa gelecek, içe, ön tarafa. Şu küçük kavis olan bölümde arka tarafta olacak. Bunu attığımız zaman ileri doğru pervane gibi döneceği için, şu şekilde attığımız için prensip aynı uçak kanadı, helikopter kanadı gibi düşünebiliriz. Ama uçak kanadına daha çok fazla benziyor. İleri attığımız zaman bu tarafa doğru saat yönüne tarafı dönmüş olacak. Sağ elle atanlar için de saat yönü tersine olmuş olacak. Ama bu ileri bakacak. Uzun, geniş olan şekli sağ elle o tarafa vereceğiz. Ben solak olduğum için bu şekilde ileri doğru bakıyor. Bu şekli vermek için de ağacın kenarını kullanacağım. Uzun kısmı 12 milimetre olacak. Ben sıcak silikonla yapıştıracağım. İstediğiniz her türlü yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şu uç bölümleri de 5 milimetrelik bir çizgi yapıp öne doğru hafif bir kavis vermek için. Pratik bir çizim taktiğidir. Bu şekilde. Sonrasında şu ön tarafının ağacın düz kenarını düz kenarından faydalanacağım. Çizgiden şu şekilde bu şekilde bir kavis olmuş oluyor. Üç kenarını da yapalım. Şu şekilde. Bu şekilde hiç atıp denemedim. Deneyebilirsiniz. Şimdi geniş kısımlarında. İlla ki buraya kadar gelmenize gerek yok. Faydalanacağı bölüm zaten bu bölümler. Bu şekilde bir büküm elde etmiş oldum. Diğer kanatlarını da yapayım. Sıcak silikonla şimdi bunu bu şekilde yapıştıracağım. Şu ön tarafın küt olmamasına dikkat edin. Hafif bir kavis olsun. Şu şekilde bir boşluk yaparak yapıştıracağım şimdi bunu. Sıcak silikon biraz hızlı soğuduğu için o yüzden şu iki bölümünü yaptıktan sonra diğerleri, diğer kanatlarını ayrı ayrı yapacağım. İçeriden bu şekilde yapıştırdım. Şimdi diğer kanatlarını da yapıştırayım. Silikonlar kuruduktan sonra bıçakla veya maket bıçağıyla kesebilirsiniz. Kenar temizliklerini yapabilirsiniz. Bu bölgelerine de biraz fazla silikon sıkarak kalınlığı koruyabiliriz. Araya herhangi bir malzeme koymanıza gerek kalmaz. Silikonun yoğun bir yapısı olduğu için dolgu malzemesi olarak da kullanabiliriz. Neredeyse bu bumerangımız uçmaya hazır. Kuruduktan sonra yanlarındaki fazlalıkları alabiliriz. Bumerangımızın uçmasını istiyorsak şu şekilde hafiften içe doğru büküm olması uçuşuna etki edecektir. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Renkli kartonlardan veya boya kullanarak. Bir de bunu uçuşuna bakalım. Bunları uçuralım bakalım nasıl uçacak.
siz de evinizde kolayca yapabileceğiniz bir bumerang oldu. Ne zamandır çekmek istiyordum bu kağıttan bumerang videosunu. Bugüne nasip oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.